Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu elimde tuttuğum modeli bugün sizinle birlikte çalışacağız. Modelimiz ağırlıklı olarak haroşadan oluşmakta. Bakınız, ön ve arkası haroşa olarak ördük. Uzun ilmeklerimizi uzattık. Arada gördüğümüz ve arada da bir diş haroşamızı geçerek modelimizi tamamladık. Bebek ve yetişkin örgülerinde kullanabileceğimiz hoş bir model oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Evet, kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Modelimizi Nakonon Lux Minnoş Baby İpi ile kuruyorum ve 3 numaralı şişimi kullanıyorum. 3 V katları artı 1 ilmek olarak modelimizi kuruyoruz. Hemen tersten başlıyorum modelimi kurmaya. İlk ilmeğimi şu şekilde düz olarak örüyorum. Aralar haroşa olacak. 1. İki düzümü de ördüm şu şekilde. 1 2. Toplamda 3 tane düz ilmeğimizi ördüm. 4. ilmeğimizi örmek için şişimi takıyorum. 1 2 3 3 defa başını doladıktan sonra düz olarak örüyorum. 1 2 düz örüyorum. 3. ilmeğime giriyorum. Tekrar 1 2 3 3 defa başını doladıktan sonra düz olarak örüyorum. Tekrar 1 2 düz 3. ilmeğim önce giriyorum. 1 2 3 2 düz 3. ilmeği 1 2 3 ve örüyorum. 2 tane düzümü örüyorum. 1 2 3 2 düz 3. ilmeğimizi önce şişimizi geçiriyoruz. Daha sonra 1 2 3 defa sararak ilmeğimizin içerisinden geçiyoruz. 1 2 3. ilmeğim önce şişin içerisine, sonra 1 2 3. Sona kadar ilerleyelim. Son ilmeğimi de artırdıktan sonra, bakınız 3 defa sardıktan sonra 3 tane kenar ilmeğimizi düz olarak örelim. Her iki yönden 3'er ilmeğimiz var. Düz olarak ördüm. Bakınız, modelimizin birinci sırasını bu şekilde tamamladık. Şöyle arkasını çevirip baktığımızda göreceğiz. Bakınız, 2 tane düzümüz, 1 artışımız, 2 düz 1 artış, 2 düz 1 artış şekliyle örerek sıramızı tamamladık. Şimdi ikinci sıramıza geçiyorum. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine haroşa olacağı için 2 tane düz ilmeğimi örüyorum. Birinci ilmeğimle birlikte toplamda her iki kenarda 3'er tane ilmeğimiz oluyor. Ve hemen başını doladığım ilmeklerimi şöyle boşaltıyorum. Bakınız, boşalttım ve şişime taktım. Şu şekilde. 3 ilmek, 2 tane düz olarak örüyorum. Boşaltıyorum ve şişime takıyorum. İpim arkada. 1 2 örüyorum. İlmeklerimi boşaltıyorum ve ipimi takıyorum. Şu şekilde ilmeğimi takıyorum. İpim diğer tarafta, bakınız. Önde değil. 1 2 düz ilmeklerimizi boşaltıyoruz. 1 2 ilmeklerimizi boşaltıp örmeden şişimize takıyoruz. Bakınız, ipimiz de arka tarafta kalıyor. Buna dikkat edelim. Bu yönde değil, diğer yönde. Boşaltıyorum, örmeden takıyorum. İki düz boşaltıp ilmeğimi uzatıyor ve kenardaki 3 tane ilmeğimizi düz olarak örelim. Evet, örgümüzün düz yönü bu şekilde olacak. Bakınız, ipimizin bu kenardaki olan kısmı. Şimdi çeviriyorum arkası tarafı. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. 2 düzümü örüyorum ve örmeden aldığım ilmeğimi görüyorum. İpimi kendimden tarafa alıyorum. Şişimi örmeden takıyorum. 2 düzümü örüyorum. Haroşayı tersten örüyorsanız sevgili arkadaşlar, tersten örebilirsiniz. Tekrar ipimi arkaya alıyorum. İlmeğimi örmeden takıyorum. 2 düz. İpimi şu şekilde kendimden tarafa geçirip şişime ilmeğimi örmeden takıyorum.
Sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Şöyle bakınız. Sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıramın sonuna kadar örerek geldim. Bakınız, üçüncü sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi çeviriyorum. Dördüncü sıramıza başlıyoruz. Dördüncü sıramızda birinci ilmeğimi alıyorum. Yine haroşa olduğu için ilmeklerimi örüyorum. Uzattığım ilmeği yeniden örmeden şişime takıyorum. İki düz şişi örmeden takıyorum. İki düz örüyorum. Örmeden şişime takıyorum. Tekrar iki tane düz örmeden şişime takıyorum. İpimiz arka tarafta. Buna dikkat edelim. İpimiz düz yönden örerken arka tarafta, ters yönden örerken ön tarafta örmeden takıyorum. İki düz örmeden, iki düz örmeden. Çok çok kolay bir çalışma. Yetişkin ve bebek örgüleri için de gayet güzel. Evet. Sıramızı tamamladık. Bakınız. Şimdi yeniden örgümüzün arka yönündeyiz. Arka yönde yine aynı şekilde örmeden alıyoruz ilmeğimizi, uzattığımız ilmeğimizi. Diğer ilmeklerimizi ise haroşa olacak şekilde örüyorum. Alıyorum. Kendimden tarafa örmeden takıyorum. Kendimden tarafa alıyorum. Dikkat edeceğimiz tek nokta burası. Çok da keyifli. Örmeden takıyorum şişimi. Evet, sona kadar. Bakın, aynı işlemimizi yaptık. Son 3 ilmeğimi örerek tamamlıyorum sıramı ve bu sıramızda artık farklı bir işlemimizi yapıyoruz. Yani örmeden aldığımız ilmeklerimizi bu sıramızda örerek ilerleyeceğiz. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Ve şu ana kadar örmediğimiz ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Bakınız şu şekilde düz olacak. Şöyle kıvrımlı olmasına izin vermeyelim. İpimizin alış yönleri farklı olabileceği için bakınız şu şekilde örsem kıvrımlı olacak. O yüzden ister hemen bu şekilde de örebilirsiniz, isterseniz ilmeğinizi düzelterek örebilirsiniz. Düz örüyorum. Bakın şu şekilde hemen düzelterek örüyorum. Haroşalarımı aynı şekilde devam ettiriyorum. Şöyle görelim. İlmeğimiz düz bir şekilde açık olacak, burgulu olmayacak. Noktaya dikkat edelim. Bakın şu şekilde alsam burgulu olacak. Yani onun için şöyle alıyorum. Daha düz olmasını sağlıyorum. İpimi yarımladım. Hemen düzeltiyorum. Tamamen düz örgüden oluşmakta. Kenar ilmeklerimi de örerek modelimi kuruyorum. Şu şekilde ipimi şişimi takalım. Evet. Şimdi örgümüzün arka yönünü çeviriyorum. İlk ilmeğimizi örmeden alıyorum. Toplamda kenar ilmeklerimi 3 tane düz örüyorum. Bir örmeden 2 tane ördüm. Sıradaki ilmeğim bakınız modelimizi kurduğumuz uzattığımız ilmeğimiz. Hemen düz olarak giriyorum. 1, 2, 3. 3 defa başını doladıktan sonra ilmeğimi örüyorum. Araya 2 düzüm. Ve sıradaki ilmeğim aşağıdaki bakınız uzattığım ilmeğim. Hemen önce ilmeğin içerisine giriyorum. 1, 2, 3. Örüyorum. 2 düz. Üçüncü yine uzattığım ilmeğim. Modelimizi aynı şekilde 3 defa dolayarak kuruyoruz.
tek ediyoruz. 1, 2, 3. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Uzattığımız ilmeklerimizi yine 3 defa başını dolayarak önce giriyoruz. Sonra 1, 2, 3. 3 kenar ilmeğimi de örüyorum. Bakınız modelimizi yeniden kurarak başlattık. Örgümün yönünü çeviriyorum. Uzattığımız ilmeklerin içerisinden yine aynı ilmekler artırarak yani başını 3 defa dolayarak ördük. Şimdi tekrar başlayalım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Artık sırada yapmış olduğumuz işlemimizin birebir aynını tekrar ediyoruz. Bakınız burası ön yüzü modelimizin. İlmeğimi boşaltıyorum. Örmeden şişme takıyorum. İpim arkada kalacak. Tek püf nokta. İki düz. İlmeğimi uzatarak şişime takıyorum. İpimi arkadan. İlmeklerimi boşaltarak geçiriyorum ve örmüyorum. Modelimizi ikinci kez oluşturuyoruz. Kenar 3 ilmeğimizi örelim. Şöyle görelim. Evet, yeniden örmeye devam edelim. Birinci ilmeğimizi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi örüyorum. Bakınız diğer ilmeğimiz boştu. Uzatarak aldığımız ilmeğimizi yeniden ipimi arka tarafa geçirip örmeden takıyorum. 2 düz örmeden takıyorum. 2 düz. Alttaki işlemimizin birebir aynısını tekrar etmekteyiz. Sıramın sonuna kadar geldim. Yeniden çeviriyorum. Ön yüzümüzü ve yine ilmeklerimizi örmeden şişimize takıyoruz. Örmeden alıyorum ipim arkadan. Örmeden takıyorum ipim arkadan. Sona kadar ilerleyelim. Sıramı tamamladım. Arka yönü tekrar çeviriyorum. Arka yönde de yine aynı işlemlerimizi tekrar ediyoruz. Örmeden takalım. Diğer iki tane ilmeğimizi ise düz olarak örelim. İpim arkada alıyorum. İpim arkadan takıyorum. Tamamlayalım. Sıramızı tamamladım ve yeniden diğer yöndeyim. Bakınız. Bu sıramızda artık tamamını örüyoruz. Yönünü düzelterek örüyorum. Yönünü düzelterek örüyorum. Şöyle haroşalarımı ve uzattığım ilmeği yönünü düzeltiyorum. Ve modelimizi ikinci kez kurmuş olduk. Arkadan tüm düz olarak örüp diğer sıramızda yeniden modelimizi kurarak devam edeceğiz. Evet, şöyle görelim bakınız. Çeviriyorum. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Tamamını. Sıramızı tamamladık ve yeniden modelimizi kurmaya hazırız. Aynı şekilde 3 tane kenar ilmeğini ördükten sonra 4. uzattığımız ilmeğimizi önce şişimizi geçirip 3 defa saralım. 2 tane düz, bir defa yine boş ilmeğimizi
Önce şişimizi geçirelim. Daha sonrasında ilmeğimizi örelim şekliyle ilerleyelim. Bakınız uzattığım ilmeğimde önce takıyorum. 1, 2, 3 geçiriyorum. Bu şekilde modelimizi kurduk. Biraz örelim, sonrasında görüşelim. Evet, modelimizi örerek büyüttüm. Şu şekilde görmekteyiz. Modelimize gayet güzel bir çalışma oldu. Arkası ise yine sadece haroşa görünümünde. Evet, bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.